Ya Jarvan hani üzerimize Blind Kamil alsalar daha mantıklıydı bu arada. En azından Zeri'ye ulti atarız, tutarız, Yasuo takip ediliriz diye. Kilitlendi Yasuo. Zui'nin karşısına mı gidecek? Hayır, şeye... Yukarı mı? Yukarı gidecek değil mi? Ya yani herhalde Aatrox'a. Yukarıya gidecektir. Yukarıya gider. Ve... Yani Aatrox... Kör Aatrox çok pis cezalandırılabilen bir şampiyon bence. O kadar pis cezalandırmadılar evet, sanki. Evet. Minyon dalgasının konumu yine kötü onun için. Oh. Şimdi yerden bulduğu sıçrayı kullanıp rakibini uyuttu orada ama yetişmek için yeterli olacak mı bakalım. Önüne geçti Sangwan takım arkadaşının. Sinnap burada ilk kan oluyor Bolulu için. Sangwan'ın çabaları yeterli olmadı. Bonk düşseydi. Orası artık kar topuydu bu arada. Sıçrayla birlikte bir hamle ve baloncuya bir pas oldu bu. Yeterli olacak bakalım. Uçarı yıldız hasarı tutuştur var. Son vuruş geliyor Bolulu'dan. Ve orta koridordan oradan ikinci skoru çıkarmayı başarıyor Nasri Esports. Ben Y ultisi demiştim, bu da olur. Sonuçta alt koridorda perma puşları olduğu için yine... Ya sıçrasın gelmesine çok az bir vakit vardı. Şu anda kullanılabilir durumda Sinlamb'ın. Bu çok iyi hesaplandı Nasr tarafından. Karamil'de 4-2 oldu. Yufoni. Evet şimdi tabii Fenerbahçe'de burada ejder alacak alamete karşı. Bolu'nun üzerinde 200 altınlık ödül altını var. Ve Bolu'nu çok iyi başladı bu maça. Bu ejderleri bırakıp güçlenmeye bakmalı Fenerbahçe. Gerideyken çünkü bu savaşları yapmak çok riskli olabiliyor. Yalnız yine de ilerliyorlar buraya ama ejder bitti. Yok, denediler sadece çalmayı, olmadı. Burayı denemek çok mantıklı olmaz. Ve ikinci alametle birlikte... Ya, kule düştü. Lazım. Kule düştü gibi orada bir de uyutuldu. Çok büyük hata. Ve Stilnamp. Çok büyük hata. Bedava bir skor. Yani çok bağıra bağıra geldi bu skor yani. O kulenin altında o canlı durmak. Yo, canında bir şey yok. Canı gayet sağlıklı ama kulenin düşeceği belli ve baloncuk kulenin deneceği belli. Kulenin canıyla alakalı konuşuyor. Ha, kulenin canı, pardon. Pardon canım. Oh, bu arada ormanda yakalanan bir isim var, Sangwan. Orada sancak kombosuyla uzaklaştı ve yakalanan bir flashy. Bao için skor oluyor. Bao da ilk skorunu buldu bu maçtaki. Bir bonus verdi ve yine Bao'ya verdiler bu bonusu. En vermek istemeyeceğiniz oyuncuya. Ama nihayet de kuleyi aldılar. Alamet de ikinci kuleye kadar gidemeyecek belki Nasr ama... Bu arada kullanılan bir afet var. Elim sıçrasın gelmesine birkaç saniye var ama... O sıçra gelmeden Bao skoru buluyor. Şimdi kullanılan bir ışından. Yalnız Naklakado yaklaşıyor buraya doğru. Bakalım o geline kadar vakit kazanabilecekler mi? Sangwan'dan kullanılan güzel bir kronometre. Burada carry. Bao'nun üzerine doğru gidiyor. Nerelere götürdü orada. Nerelere gittiler. Çifte kovalamaya devam ediyor. Bolu'da yakın. Bao düşmek üzere, uyutuldu ve düştü. Yan tarafta da Stinlamb alan bir bong var. İki skor birden bongta. Carry skorunu da Bolu'ya bıraktı ve Nasr. Belki de bu maçın baloncuk, kırılma anını izin. Baloncuk geliyor mu? Yok, o kadar da o kadar değil. Geçen sefer yakalamıştı hatırlarsan böyle bir pozisyonda. Yalnız bir an için silah unutuldu kulağında. Sangwan flash'in üstüne doğru gidiyor. Kullanılan bir Yumi ultisi. Flash'i oradan sıyrılmayı başardı ama. Çiftin için bedava skor. Çiftin Stinlamb'ın da üzerine gidiyor. Stinlamb'a bir yumruk attı. Şimdi yaklaşan bir flash'i var ama flash'i defansif sıçra atmak zorunda. Kaos fırtınası canını yakıyordu onun çünkü. İki seviye ultiye sahipsin ama ihtişamlı bitmemiş. Çok acayip bir fark. Tabii diğer tarafta 450 ödül altını var. Bolu'nun üzerinde 200 de Bong'un üstünde. Ve Bumerang'la beraber Bao dürtülüyor. Orta koridordaki baskı devam edecek. Yani bu Bolu'nun Zoe'nin en güçlü olduğu anlar ve bu anları çok iyi değerlendiriyor Nasr Esports. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Naklako biraz öne adım attı. Dikkatli olması lazım. Herkes oraya yöneliyor çünkü. Naklako'nun üzerine kullanılan bir sıçra ama ıskaladı. Şimdi multi gelecek gibi görünüyor Naklako'dan. Arka tarafa atıldı ama sıçrası yeterli değil. Paykultis'ten sıyrılmak için. Devamında yalnız Ellam skoru geliyor Fenerbahçe adına. Birebir bir değişim. Kovalamak ister Bao. Bao'nun hayaleti açık. Buraya kadar altını Stilnamb aldı. Bao. Flaşinin üzerine doğru gidiyor. Saçar tohumlu uzaklaşmaya çalışıyor. İkim devam edecekler. Stilnamb'dan bir sıçra. Çiftin buradan uzaklaşmak için. Flaşi'ye doğru döndü Bao. Hasar orada afetle birlikte. Devam eder. Bao duvarı açtı. Çiftin bir skor daha geldi. Şimdi bir sıçrası yok. Kronometre de onu hayatta tutmayacak. Fenerbahçe. Bao'yla birlikte bir buraya kadar altını daha. Stilnamb'a gidiyor. Barın. Nasıl böyle bir hata yapar? Çok Ellam da yaklaşıyor buraya doğru.
Bakalım Baron'u bitirmek için yeterli vakti var mı? Hızlı olmalı lazım artık. Oy. Çünkü Bon girdi. O neydi öyle? Kullanıldı Baron'a. Baron almak için. Şarman düştü. Baron kimde? Baron. Bolulu. Bolulu. Noctocode'u düşecek. Ve burada skorları toplayan taraf Nasir Esports. Bir anda maçın gideceği taraf. Stinlap'ta düşecek. Yön değiştirmeye devam ediyor. Stinlap'ta düşüyor. Aman Allah'ım neler oluyor? Bağ kaçmaya çalışıyor. Muazzam bir avantaj sağlamıştı. O da düştü. Ama çok fazla zorladı Baron'la birlikte. Maç bitmiş bile olabilir burada. Nasr adına ve henüz üste dönen kimse yok. Bu arada Nasr'ın oraya savunmaya getirmesine gerek yok. Fenerbahçe savunmaya çekilmek zorunda. Bence Yasuo'yu getirmesi gereken takım Fenerbahçe. Şimdi burada ne vakit harcadı. Bence, şimdi alt koridora geliyorlar. Bence bu takas kabul edilebilir. Yani inhibitörü bırakır Fenerbahçe ve karşında üst koridorda inhibitör kulesi alır ama... Yok getirmeleri lazım. O takası istemedi Bonk. Bonk üste dönüyor. O yüzden Noctocode hemen savunmaya çekilecek. Burada inhibitör kulesi düştü. İnhibitör de düşecek. Bunu savunamaz şu an Fenerbahçe. Kaynakları da Flash'i. Burada Flash'i... Kötü yakalandı. Yavaşlatıldı da Flash'i düşebilir. Wow. Ve Flash'i skoru ekstra oldu biraz. Hemen çıkması lazım Nasır burada. Burada bir savaş izleyeceğiz gibi görünüyor. Noctocode öne atıldı. Bir hortum var kullanabileceği ama kimse isabet etmiyor. Flash'i? Ne? Neden orada? Evet neden orada? Bilen yok. Sangwan ateşle oynuyor. Tamam koruyucu meleği var. Hemen düşmez. Işından geldi. Bu Baron savaşını istiyor Fenerbahçe. Bu oyundaki belki de son savaş olabilir. Çok tehlikeli çok. Baron 7000 canda. Baron'a devam ediyorlar. 150 isteyecekler mi? Şimdi Baron bırakılacak gibi. Sangwan. %40 cana kadar düştü. Şimdi araya giren bir Bong var. Ulti erken açtı. Bong kronometre kullanmak durumunda kaldı. Burada Noctocode hala arada hasar vermeye devam ediyor. Durdurulamazsın çifti var. Noctocode'dan çok iyi ulti. Son anda kronometreyi de kullandı. Hala düşmedi. Uyutulan bir sınav. Bağ düşmek üzere. Aldı. Ama burada iki aynı anda düşüyor. Ayakta kalan son ismi Stilnam. Ve Naz 2-2'ye doğru koşan adımlarla ilerlemeye başladı. Johnny 5. maça gidiyoruz. 5. maça gidiyoruz ilk yarı final eşleşmesinde. İzmir biletini almak o kadar kolay değil. İki takım da bunun farkında ve son maç belirleyici olacak. Biliyorum bazılarınız 3 maç için plan yapmıştı. Bugün cumartesi. Bir yerlere gidip bir şeyler yapacaktınız belki ama kusura bakmayın. Hiçbirinizin beklemediği şekilde. Nasıl Fenerbahçe serisinde 5. maça gidiyoruz. 5. maça gidiyoruz ve durum 2-2. 30 dakikanın sonucunda her maç 30 dakikayı buldu. Yine benzer durum. Fenerbahçe'nin yani kapısına gelmişti, zil çalmıştı. Bu maçı kazanabilirsin, al buyur diye ama o Baron'da her şey değişti ve o Baron son maç.